Yine merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün size teraryumlarımla ilgili bir görsel şölen sunmak istiyorum. Bunların hepsi benim kendi çalıştığım teraryumlarım. Ve bunları size gezdirirken küçücük bir şiir okumak istiyorum. Benim en sevdiğim şiir, şiir güzeldir, şiir hayattır. Bu da Yol Boyunca isimli bir şiir. Bakın burada bir sukulent teraryumum var. Çok tatlı olmasalar da, biraz tatları kaçmış olsa da bir nikah bisikletiyle süslenmiş. Burada bir sukulent teraryumu daha var. Kaktüsle renklendirilmiş ve sokaktan bulduğum bir kayayla, ayrıca yine bir ağaç dalıyla süslenmiş. 4 tane kaktüs ve sukulentten oluşuyor. Burada kızın Şirin'in de içinde bulunduğu menekşe, bir deniz yıldızının kolu, misketler ve de fitonyadan oluşuyor. Fitonya ki özellikle kapalı teraryumlara çok yakışan, demi seven bir bitki. Şuradaki dalları da Şahin Dere Kanyonu'ndan almıştım. Çok güzel görünüyor bence. Elim tehlikesi de bende, bir espri amaçlı. Bakın burada aynısı fitonya ve menekşe. Ki bu menekşe henüz yaprak ama köklü bir yaprak, daha çiçek. Yani diğer yaprakları çıkmadı, burada çıkacak. Şurada da minik bir Arap saçı türü bitki de var. Ve pembe bir fitonya. Bakın farklı farklı tonları var bu fitonyaların. Burada yine çok eskidi bu. Epey önce yaptığım yosunlaşmış, bakın, drenaj bölgesi. Başka bir sukulent kaktüs teraryumu var. Şurada çok sevdiğim armut teraryumu var ki burada da başka bir fitonya, yine menekşe. Bu çok güzel. Oradan çıkış yapacak. O da malum aşk merdiveni dediğim Zerrel Tohutu. Ve ayrıca şurada belki görüyorsunuzdur, bir limonum var. Çekirdekten yetişmiş bir limon. Parlıyor sanıyorum. Buradan daha rahat görünebilir. Kayalarla süsledim. Ve bu sevgili öğretmenimin bana hediye ettiği, burada da bir hava çiçeği vardı ama onu ne yazık ki yaşatamadım, bir yosun teraryum. Midyeler ve yosundan oluşuyor. Bu yosun o kadar güzel bir şey veriyor ki, bakın şöyle göstereceğim. Genellikle solgunken sadece suya ihtiyacı var ve suyu verdiğimde şiştiğini görebiliyorum. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Hareket ediyor yosunlar. Ve burada da kız kardeşim için hazırladığım başka bir teraryum var. Kendi yaptığım ilaç kutudan bir fener. Şurada güzel bir taş, yine bir menekşe. Bunu Kınalı Adada buldum. Ölü bir deniz yıldızı kurumuştu. Kendi yaptığım pervane ve yine bir fitonya. Şimdi hemen şiirimi bunları size sunarken okuyorum. Yol Boyunca Halim Yağcıoğlu'nun bir şiiri. Diyor ki, koparabilir misin bana yıldızlardan? Avuçlayabilir misin karanlığı? Sen ki milyonlar içindesin, neden kalbinin yalnızlığı? Bulabilir misin bana dost? Dost ki sevsin seni karşılık beklemeden. Buz üstüne yazılır mı çocuğum? Düşündün mü? Deniz dikiş tutmaz. Neden? Düşündün mü ne var gecelerde böyle insanı ürperten? Sanır mısın ruhsuz bu karanlıklar? Böyle ölüm sükunlarıyla yürüyen. Tutabilir misin geçen zamanı? Dönebilir misin 15'ine? Şaşmadın mı çocuk baharın sessiz gelişine? Kim sürdü gözlerine maviyi ki denizleri hatırlatır? Dönen var mı öteden? Sır. Hayat yolu böyle bir şey işte. Sizlere hoşça kalın diyorum. Benimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ kalın, sağlıcakla kalın ve tabii ki mutlu kalın.
olun. Böyle sinirli bir şirin olmayın.